Hocam öncelikle hoş geldiniz. Bir ben Melike Bal, hoş İlahiyat 2. sınıf öğrencisiyim. Size bir sorum olacaktı müsaadenizle. Hocam bu Kur'an bir dönem Kur'an'ın şifreleri adı altında oldukça ilgi toplayan bir gündem oluşturulmuştu. Sizce bunun gerçekliği nedir? Ayrıca Kur'an'da bilimsel bir bulguya ya da geleceğe ait şifre bulma çabaları doğru bir çaba mıdır? Mesela <laughs> Özür diliyorum. Kur'an'da bir bilimsel bir gerçeklik olduğunda evet biz bunu Kur'an'da da vardı diye sonradan böyle söz sahibi oluyoruz ama Kur'an okuduğumuzda biz bu bilimsel gerçeklikleri neden bulamıyoruz? Peki. Peki alkışlıyoruz. Çok. Çok güzel bir soru. Gündem bir soru. Ne diyeyim şimdi? Hemen kestirme bir cevapla yoktur. Hiçbir <laughs> şekilde yoktur desem yeterli olur mu? Peki. Açayım o zaman bir şey, bir, biraz. Yine tekrar ediyorum. Şifre, mifre diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de olmaz arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Şu şifre, mifre ile uğraşanlar hep sayılar üzerinden çoğunlukla gidiyorlar, öyle değil mi? 30. sure, 30. olduğuna göre şöyle. Ayet numarası şu, Dolayısıyla şu sayıyla şu sayıyı topladığımızda, çıkardığımızda, bilmem ne ettiğimizde şu sayıya ulaştık. Gibi öncüllerden hareket ediyorlar. Peki size sorayım o zaman. İlahiyatçısınız çoğunuz. Sure sıralaması Kur'an-ı Kerim'de şu anda var olan sure sıralaması bütünüyle Cebrail tarafından, Allah tarafından mı belirlenmiştir? O zaman neyin sayısını çarpıp bölüp çıkarıyorsunuz, topluyorsunuz? Peki ayet sayıları tam olarak belirli midir? Bu konuda tartışma yok mudur alimler arasında? Hı hı. Mesela besmele ayet midir değil, değil midir? midir? Mesela elif, lam, ra, hurufu mukatta dediğimiz şeyler kesik kesik harflerle başlayan sureler. O kesik harflerle sonraki ayet ikisi bir ayet midir, ayrı ayetler midir? Bakın hep sayılar değişiyor öyle değil mi? Evet tabii. Değişiyor. O zaman bunun temeli zaten gitti. Bir de işin bir başka boyutu. Kur'an'ı şifrelere, mifrelere dönüştürdüğünüzde dediğim gibi Kur'an'ın amacını ortadan kaldırıyorsunuz. Kur'an'ın en büyük mucizesi şudur. Kur'an'ın en büyük mucizesi 23 yıl içerisinde cahiliye toplumunu sıfır noktadan alıp 23 yılın sonunda zirveye taşımasıdır. Bundan daha büyük bir mucize yoktur. Ve odaklanmamız gereken ana unsur da burasıdır. Evet. Ve buradan hepimiz mesaj alabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in konu sıralaması hangi konulardan başladı bu toplumu eğitime? Nasıl devam etti? Hangi konularla bitirdi? Hepsine dikkat ederek aslında kendimizi de çevremizdekileri de bu yöntemle biz eğitebiliriz. Ama zihnimiz nedense bu tür şeylere çalışmaktansa var mıdır şifre yok mudur? Türü şeylere odaklanıyor ve buralardan da birileri nemalanmaya çalışıyor. Hiç hakkı olmadığı halde ve bilgisi olmadığı halde. Zaten bu konuyla ilgili yorum yapanların büyük çoğunluğunun ne Arapça bilgisi, ne ilahiyat bilgisi, ne de yeterli Kur'an bilgisi vardır. Onun için hiçbir şekilde itibar etmeyiniz arkadaşlar rica ediyorum. Evet. E Tabii ilgi çekiyor hocam. Şimdi mesela arkadaşın ee, sorduğu soruda hani var olan olaylarda mesela 99 depremi ile alakalı söylenen şeyler, dünyada işte e, ikiz skolyele saldırılar. Bununla alakalı e, böyle tarihi kesler İstanbul'un fethi gibi e, ya yani birçok meseleyi e, Kurandan şifrelerle insanların e, beğenisine sundukları zaman, merakına sundukları zaman ilgi çekiyor açıkçası az bu bu açıklamayla beraber bunlara itibar edilmemesi konusu daha da anlaşılır hale gelir umarım diyoruz.